Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Akçaağaç yapraklı üvez ya da Latince adıyla Sorbus torminalis, gülgiller yani rozase familyasından Avrupa'ya ve Kafkaslara özgü kısa boylu bir üvez türüdür. Ormandan topladığım yaprak örneklerini teşhis etmeye çalışırken, önceleri ne olduğuna karar veremediğim bir yaprak olmuştu bu ağacın yaprakları. Meğer o yaprak akçaağaç yapraklı üveze aitmiş. İşte kendisiyle böyle tanıştım. Hatta bendeki örneğinin Kafkaslara özgü olan alt türü Sorbus torminalis varietas caucasica olma ihtimali çok yüksekti. Nitekim caucasica'nın torminalisten farkı yaprak loblarının daha sığ olmasıdır. Daha sonra orman gezilerimden birinde artık ağacı tanıdığım için koyu kahverengi meyvelerinin tadına da bakmıştım. Bu meyvelerden marmelat da yapılıyormuş ama ben hiçbir yerde rastlamadım. Meyveler kalın bağırsak sancılarının giderilmesi için doğal bir ilaçtır. Hatta bitkinin Latince adındaki torminalis sancıya iyi gelen anlamına gelmektedir. İlkbaharda beyaz hermafrodit çiçekler açan bu ağaca genellikle benim de rastladığım üzere meşe ormanlarında rastlanır. Derin ve verimli toprakları ve güneşli konumu seven bu ağaç pek çok toprak tipine de uyum sağlayabilir. Ağaç genellikle dip sürgünleriyle çoğaltılabilir. Çok değerli olan odunu mobilyacılıkta kullanılan akçaağaç yapraklı üvez daha çok dekoratif kaplamalar için tercih edilir. Gelelim üvezle ilgili batıl inanışlara. Pagan bir inanışa göre üvez dallarının asıldığı evler vampir ya da kurt adam gibi kötü yaratıklardan ve büyülerden korunulmuş. Zaman içinde bu Hristiyanlıkta duvara asılan haçların üvez ağacından yapılması geleneğini doğurmuş. Üveze yolcu ağacı da diyen Avrupalılar yolcuların yollarını bulmasını sağladığına inandıkları için ona bu adı vermişlerdir. İngilizler ise şeytanın annesini bu ağaca astığını söylermiş. Druidler üvezin bu dünya ile sonraki arasında bir geçiş kapısı olduğuna inandıklarından önemli yerlerin girişini bu ağaçlardan dikerlermiş. İskandinav mitolojisinde ise üvezin Thor'un eşi olan Tanrıça Sif'in ağacı olduğuna inanılmış. Çünkü Sif üvez ağacına dönüşerek Thor'un kendisine tutunmasını ve ölümcül bir felaketten kurtulmasını sağlamış. Tıpkı çoban püskülü için olduğu gibi üvezin de sonbaharda bol meyve vermesi kışın çok kar yağacağına işaret edermiş. Finlandiya'da bir inanışa göre ise üvez çok fazla çiçek açarsa o yıl patates ve düğün çok olacak denirmiş. Ağacın dalında hiç meyve kalmadığında ise artık kış başlamış sayılırmış. İsveç'te ise üvez ağacı soluk rengini yitirirse o sene soğuk mevsimlerde çok hastalık görüleceğine inanılırmış. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder, bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.